Zaman Mekan Makinesi ekranları için hazırladığımız popüler tarih programına hoş geldiniz efendim. Bugünkü yayınımızda yine tarihin içinde kaybolmuş, az bilinen ve duyduğunuzda sizi hayretler içinde bırakacak bir ayrıntıya yer vereceğiz. İstanbul Boğazı'nın en güzel köşelerinden birisi olan Kız Kulesi, kadim şehrin sembol yapılarından birisi olarak kabul edilir. Peki bir zamanlar İstanbul'un denizle kucaklaştığı sahillerde tıpkı Kız Kulesi gibi ikinci bir kule daha vardı desek bize kulak kabartır mısınız? Ayrıntılara geçmeden evvel kanalımıza abone olmanızı rica ediyor, hepinize iyi seyirler diliyoruz. Değerli izleyiciler, İstanbul'un simgelerinden birisi Üsküdar sahilini süsleyen Kız Kulesi'ni bilmeyen yoktur. Ancak bu kulenin bir kardeşinin olduğunu ve ne yazık ki günümüze erişemediğini çok az kimse biliyor. Eğer ayakta kalabilseydi ismi Belisarius Kulesi olan bu tarihi yapı da muhtemelen İstanbul'un simgeleri arasında yer alacaktı. Ancak yapı günümüze ulaşamadı. İşte İstanbul'un kayıp kulesinin hikayesi. Milattan sonra 6. yüzyılda hüküm süren Bizans İmparatoru Justinian, dünya tarihinin en hırslı ve kapasiteli muktedirlerinden birisiydi. Balkanlarda, Afrika'da ve Anadolu'nun doğusunda yaptığı fetihlerle imparatorluğun sınırlarını alabildiğine genişletmiş ve yaptığı reformlarla Bizans kültürüne de imzasını atmış birisiydi. Onu bu noktaya taşımış çok ünlü komutanları da vardı ve bunlardan birisi de Flavius Belisarius adını taşıyordu. Önce Perslerle, ardından Romalılar, Germenler ve Vandallarla giriştiği savaşları kazanan Belisarius, Afrika'daki fetihlerde de yer alan bir savaş makinesi kurmuştu adeta. Ancak her güçlü imparatorun ve onun emrinde çalışan, görev yapan güçlü komutan arasında olabilecek güven bunalımlarının birisinde Justinian Belisarius'u İstanbul'a geri çağırdı. Onu sadakatsizlik şüphesiyle sorguladı ve iddiaya göre işte bu kulede bir süre hapsettirdi. Bu nedenle İstanbul'un kayıp kulesine birçok tarihçi Belisarius adını veriyor. Aslına bakarsanız Justinian sadece savaş ve fetihleriyle değil, hukuk ve mimari alanında yaptığı hamlelerle de tarihe geçmiş bir imparator. Nitekim hepimizin bildiği, günümüze kadar gelmiş, işte şimdi cami haline dönüştürülmüş olan Ayasofya'da onun döneminde yapılmış devasa bir yapı olarak kayıtlara geçmiş durumda. İstanbul'un deniz surlarını da güçlendiren ve ilaveler yapan Justinian'ın döneminde mi bu bahsettiğimiz kule yaptırıldı, yoksa ondan önce zaten var mıydı, bunu bilmiyoruz. Belki de Bizans'ın meşhur Bukoleon ya da Bukoleon sarayının bir savunma suru idi. Ancak şurası bir gerçek ki eski İstanbul'u gösteren birçok gravür, resim ve haritada bu kulenin yer aldığını görüyoruz. Sözün gelişi Floransalı gezgin Cristoforo Buondelmonti'nin İstanbul haritasında kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kulenin varlığı teyit ediliyor. Ve bu çizimin genellikle 16. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlendiğini de biliyoruz. Aynı dönemden kalma bir başka minyatür haritada da bu kule arzı endam ediyor. Kitab-ı Bahriye'den hareketle hazırlanmış bu minyatürde de kuleden kaleye Kale-i Hamza ya da Kale-i Hamra diye bahsedildiğini görüyoruz. Daha Türkçeleşmiş ya da ne diyelim Osmanlıcalaşmış bir isimle. Yine bu dönemde hazırlanmış Hünername isimli bir minyatürlü el yazmasında da kuleyi görüyoruz. 1680 yılına takvimlendirilen batılı bir kaynakta da gravür biçiminde kule yer alıyor ve adı da Belisare olarak geçiyor. Bu gravürde kulenin oldukça yüksek, dikdörtgen ya da dörtgen planlı, küçük bir kayalık ada üzerine inşa edildiği, mazgal pencerelere sahip olduğu ve en üst seviyede de işte dendanları taşıyan genişletilmiş
bir kata dönüştürüldüğü apaçık görülebiliyor. Yani kule böyle yükseliyor, daha sonra bir çatı şeyi yapıyor, katı yapıyor. Öyle söyleyelim, öyle tarif etmeye çalışalım. Bu belgede kulenin ana çizgilerini 17. yüzyılın sonuna kadar koruduğunu kanıtlıyor. Bundan birkaç yıl sonra yayınlanmış bir Fransız askeri kaynağında da, ki bu daha modern bir harita, orada da kule yer alıyor ve bir de yani not düşülmüş. Şöyle bahsediliyor: kule kıyıdan 20-24 metre kadar uzaktadır. Türkler buraya barutlarını koyarlar ve adına da Belisarius Kulesi derler, diyor. Demek ki Türkler de bu ismi kullanıyormuş. Kara ile bağlantısı olmayan kule yine dörtgen planlı, en az 3 katlı, mazgal pencereli, en üste çıkmalı platformda son bulan bir yapı olarak 17. yüzyılın sonunda da görülebiliyordu demek ki. 1766 yılındaki Büyük İstanbul depreminde kulenin oldukça büyük, ağır, çok son derece ağır diyelim, hani bir hasar gördüğü ve bu nedenle kullanışlı bir yapı olmaktan çıktığı varsayılabilir. Yani bu tarihe kadar çeşitli amaçlarla kullanılan bu kule bu depremde o kadar büyük bir hasar almış olmalı ki daha sonra yavaş yavaş herhangi bir kullanım amacı kalmamış diyebiliriz. Barut deposu olarak kullanılmış olması bir infilak sonucu hasar gördüğü veya yıkılmış olabileceğini de düşündürüyor. Ancak böyle bir kayıt, herhangi bir vaka kaydı Osmanlı arşivlerinde bulunmuyor. 3. Selim döneminde de İstanbul'u ziyaret eden Monero'nun 1784 yılına tarihlenen İstanbul panoramasında kule yine görülüyor. Kule hakkında en net bilgileri veren kaynaklardan birisi İnciciyan, ki 1758-1833 yılları arasında yaşamıştır. Belisarius Kulesi hakkında şunları söylemiş: vaktiyle denizin içinde bulunup bazı müelliflerin İmparator Justinianos'un kumandanı Belisarius'un zikrettikleri kule de bugün Yeni Kapı'nın dış tarafındaki ekmekçi kınının arkasında bulunmaktadır. Burası vaktiyle geniş bir körfezdi. Fakat Sultan 3. Mustafa zamanında Laleli Camii'nin inşası sırasında çıkan toprak ve iri taşlar oraya dökülmüş ve meydana gelen arsa iskan yeri olarak Hristiyanlara satılmıştır. Mezkur kuleye halen Papaz Kulesi denir. Çünkü sahil doldurulmadan evvel bazı Ermeni papazları Patrik David zamanında, ki o da 1639-1643 yılları arasında görev yapmıştır, bu kulenin yanında denizde boğulmuşlardı, diyor. Bu bilgiler tabii enteresan bilgiler. Ancak şurası, İnciciyan'ın notlarından anlıyoruz ki kule 1758-1833 döneminde, yani o dönemde yaşadığı için söylüyorum İnciciyan, Laleli Camii'nin yapımı sırasında çıkan toprak ve moloz buraya döküldüğü için hani ada hüviyetini en azından burası yitirmiş ve burada bir arazi oluşmuş. Burayı da Hristiyanlara satmışlar diyor ve kule halen varlığını muhtemelen sürdürüyordu yine notlara göre. Çünkü hani diyor ki bu kule diyor hani Papaz Kulesi diye anılıyordu diyor. İşte bu Ermeni patliği döneminde ölen Hristiyan papazlar, Ermeni papazları nedeniyle. Kulenin üzerinde bulunduğu adacık 18. yüzyılın sonlarına kadar haritalarda yer almaktadır. Bu tarihten sonra ise adacık yok olmuş. Laleli Külliyesi'nin inşası sırasında çıkarılan hafriyat toprağının döküldüğü alanda ortadan kalkmış. Özet ve sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Buendelmonti'den itibaren başlayarak İnciciyan'ın anlattıklarına kadar aşamalar halinde değerlendirdiğimizde Marmara Deniz surlarının biraz dışında kıyı çizgisinin yaklaşık 20-25 metre kadar açığında dörtgen planlı, oldukça yüksek, mazgal pencereli, dendanlı katı konsollar üzerinde taşılarak genişletilmiş, deniz içerisindeki bir kayalık üzerinde yükselen bu kule tarihi belgeler üzerinden en az 300 yıl kadar izlenebiliyor. Zaman içinde kulenin darphane, baruthane, belki de hapishane olarak kullanılmış olması ihtimali de bulunuyor. 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra efsanevi kule yıkılmaya yüz tutmuş, kalıntıları taşıyan adacık bir süre daha haritalarda görülmüş, ancak toprak dolgusu vasıtasıyla fiziki olarak varlığı da silinmiş. Kulenin günümüzde ahır kapı feneri ile çatladı kapı arasındaki bir noktada olduğu ve günümüzde de sahil yolunun altında kaldığı anlaşılıyor.
Eğer kule kalabilseydi İstanbul için şüphesiz ikinci bir Kız Kulesi konumunda olacaktı. Yani kim bilir, belki günün birinde birileri çıkar bu kuleyi tekrar var eder ve İstanbul'a bir sembol yapı olarak kazandırır diyelim. Zaman Mekan Makinesi ekranları için hazırladığımız popüler tarih programından bugünlük de bu kadar efendim. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar ayrılırken kanalımıza abone olmanızı rica ediyor. Esenlikler diliyoruz.